Beni çağırır mısınız? Nedir bu? Kredinizi kullandınız. Bundan sonra kafanıza göre hareket etmeyeceksiniz. Ne yaptığınız, kimle görüşünüz benim zerre kadar umurumda değil. Ama söz konusu Melek'se, kendi özel hayatınıza kızımı alet etmeyeceksiniz. Öyle kafanızın estiği her yere Melek'e götürüp orada yalnız bırakmayacaksınız. Bundan sonra sadece benim talimatlarım geçerli. İmzalayın. Özel hayatımı işime karıştırdığımı nereden çıkardınız? Siz beni böyle bir şeyle nasıl suçlarsınız? Bakın bu konuşma uzadıkça çirkinleşecek. Rica ediyorum. Ben Melek sadece mutlu olsun istedim. Yaşıtlarıyla kaynaşsın. O sırtındaki acılardan birazcık olsun sıyrılsın istedim. Siz de karşıma geçmiş. İmzalayın. Bakın özel hayatınız tümüyle sizi ilgilendirir. Ama söz konusu benim kızımsa... Kendinizi yormayın. Sürekli hakaret işitmekten, yersiz suçlamalarınıza maruz kalmaktan bıktım. Meleğim, hayatımın en güzel zamanlarını seninle geçirdim. Çok mutlu oldum, çok eğlendim. Sen benim içimdeki yaraları öpüp iyileştirdin. Ama şimdi gitmem gerekiyor. Artık burada çalışmıyorum. Sakın üzülme, tamam mı? Bu bir daha birbirimizi görmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Ben seni görmek için yine geleceğim. Tabii sen de istersen. Tanem, hadi yapma böyle. Sil gözyaşını. Hadi güzelim. Hadi benim meleğim. Meleğim. Thank you.
size söylemiştim. Bakın, muradınıza erdiniz. Muradımıza erdik demek istedin galiba Yeliz'ciğim. Neyse. Gerçekten o kadın yapıştı. Bir ara hiç gitmeyecek zannettim, biliyor musunuz? Başka bir isteğiniz var mıydı? Ah, dur. Buyurun. Zehracığım gel. Şimdi Hicran'ın bu yedek kıyafetlerinin içinde olduğu şu çirkin bir bavul vardı, biliyor musun? İğrenç bir şey ama. Onu bulup bana getirir misin? Tabii efendim. Bir de Süleyman'ı çağır. Ne diyorduk? Yeliz'in fendi Hicran'ı yendi. Yeliz Hanım, beni istemişsiniz. Buyurun Süleyman Bey. Ah, sizden bir şey rica edeceğim. Bu Hicran'ın yedek kıyafetlerin içinde olduğu bir bavul var. Onu Hicran'ın evine götürebilir misiniz? Siz evi biliyorsunuz. Çünkü ben o kadına ait evimde hiçbir şey olsun istemiyorum artık. Merak etmeyin efendim, hallederim. Geldi. O çirkin şey işte. Tamam, ben hallederim, merak etmeyin. Çok teşekkürler. Çanta da gitti. Ay, bu iş artık bitti. Efendim Hüseyin. Ne diyorsun oğlum ya? Bak geçen seferki gibi olursa yemin ediyorum bütün parayı senden tahsil ederim. Ulan ne var ne yok cebimde yatırmıştım be. Tamam ben yine öyle yapacağım. Yemin ediyorum kuruşuma kadar yatıracağım. İnşallah sağlam tüyodur. Tamam. Hadi görüşürüz tamam. Hadi hayırlısı olsun.
Aa Melek. Ne işin var senin burada? Hicran ablama mı geldin? Tamam ben seni hemen götürürüm. Bekle. Hayırdır kızım? Şşt! Hayırdır kızım? Ne oldu? Allah Allah! Ya insan gibi iki üç laf etsene! Gel şöyle gel, dışarı soğuktur. Üşüdün değil mi? Ben şimdi ateşi yakarım, ısınırsın. Sonra da Hicran ablama gideriz. Gel şöyle gel yaklaş. Korkma bir şey olmaz. İbo İbo İbo. Oğlum oğlum. Gelsene bizim takıma bir kişi lazım. Ne takımı ne maçı? Yukarı mahallede maç yapacağız. Kaybeden takım kazanına gofret alacak. Allah bak görürsün. Bu mahalle bu maçı kazanır. Hele ki ben varsam kaçarı yok. Sonra da... Gelsin gofretler. Hadi hadi oğlum yürü maç başlayacak koş. Tamam tamam geliyorum. Hadi hadi naz yapma. Sonra da Hicran ablama gideriz. Hayırdır Süleyman abi? Kusura bakma be kızım. Yani böyle sen gidince arkandan koşturur gibi... Nasıl desem... Yavrum elçiye zeval olmaz biliyorsun. Çantanı getirdim. Zahmet oldu Süleyman abi sana da. Yok yavrum ne zahmeti olacak. Aslında acelesi yoktu ama... Yeliz Hanım talimat verince... Biliyorsun be kızım biz de emir kuluyuz. Aslında pek sevmiştik seni, pek ısınmıştık. Nedim ablan da ben de gerçekten çok üzüldük ama bir şey yapamadık. Kusura bakma ne olur. Hele Melek. Yavrucak bir kere daha... ana kokusuna hasret kaldı. Ne oluyor kız? Çantanı niye göndermişler? İşten mi kovdular yoksa? Ha? Dur sen dur. Ya. Ben onlara sorarım şimdi. Yok Keriman anne sen yanlış anladın. Dur dinle beni bir. Yürü. Yürü Süleyman Efendi gidiyoruz. Benim gül gibi kızımı öyle akıllarını estiği gibi işten kovmak ne demekmiş? Ben onlara bir sorayım dur. Ya. Kimse beni işten kovmadı. Ben kendi isteğimle çıktım işten. Evet. Ben sana dedim mi kazanırız?
Nasıl 90'a taktım topu gördün mü? Niye yemiyorsun? Bileğimin hakkıyla kazandım ben o gofreti. Hadi ye. Ha, ben anladım. Senin karnın aç. Patates gözlüyüm sana. Otur şöyle. Ateşin içine atarım. Nar gibi kızarır şimdi. Bak çok güzel olur vallahi. Burada yaşadığıma bakma. Kendime iyi bakarım ben. Seni de karnını doyururum şimdi, merak etme. Bir tanem. Hadi yapma böyle. Sil gözyaşını. Hadi güzelim. Hadi benim meleğim. Melek nerede? Bilmem. Az önce odasındaydı. Yok mu şimdi? Ya baktım odasına, yok. Ya. Melek nerede? Vallahi demin odasındaydı. Baksın isterseniz Zehra bir koşu. Neredesin be kızım ya? Neredesin be? Ya nereye kaybolduk çocuk? Melek! Babacığım orada mısın? Hay Allah'ım ya! Her yere bakacaksınız. Atölyeye, bahçeye, depoya, her yere. Her taşın altına bakılacak. Siz de. Depoya. Bağıramaz da şimdi. Melek! 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 Ay nerede bu çocuk? Melek! Melek kızım, Melek! Neredesin be kızım ya? Neredesin be? Melek. Bilmiyorum. Ay Allah ya. Nerede şimdi bu? Bilmiyorum, bilmiyorum. Oh. Ben sana dedim çok güzel olur. İçine peynir de koysan daha güzel olurdu ama parmaklarınla yerdin o zaman. Ben anladım. İzcan ablama gitmek istiyorsun değil mi? Ortalığı bir toparlayalım, sonra gideriz İzcan ablanın yanına.
delireceğim ya. Ya yemin ediyorum delireceğim ben. Koca koca insanlar, küçücük bir çocuğa sahip çıkamıyorsunuz. Ama Emre'cim, Melek Hicran Hanım gittikten sonra sanki sorumlusu bizmişiz gibi hepimize küstü. Odasına kapattı kendini. Bugün yanına gittim, gel oyun oynayalım dedim, istemedi. Ya sen bu kadar telaşlanma, lütfen yapma. Çocuk bu, bir yere saklanmıştır. İllaki gelecek. Yeliz haklı Emre'cim. Üstüne varmayalım dedik. Ama belli ki dikkat çekmeye çalışıyor. Buralardadır, çıkar birazdan. Yeter. Tek bir mazeret daha duymak istemiyorum. Kimin ne kadar haklı olduğu da benim umurumda bile değil. Araba hazır mı? Hazır efendim. Bunun ne işi var burada? Vallahi ben de ilk defa görüyorum bunu. Küçük hanımın oyuncağı değil mi o? Abi sen nereden geliyorsun? Ben Hicran Hanım'a çantayı verdim. Hay aklına bin yaşa Süleyman Efendi. Ya görüyorsunuz değil mi? Kadın her şeyi planlamış, bu da onun işi. Nereden biliyorsun dersen, beni aradı, emri vaki yaptı. Benim çantam konakta kalmış, onu gönder bana dedi. Ben de Süleyman Efendi'den rica ettim çantasını götürmesi için. Ama demek ki bu planmış. Sırf Melek'i yanına götürmek için yapmış bütün hepsini. Ya kadın buradan çıkmadan önce Melek'in odasına gitti. Demek ki Melek'e anlatmış, çocuğun aklını çelmiş. Ya bu kadın kuzu postuna görünmüş, kurtmuş da bizim haberimiz yokmuş Emre. Hadi be güzelim. Heh be inatçı keçi. Ağaç oldum, kök saldım resmen beklemekten ya. Selam. Dur söyleme. Öğlen yemeğine çıktım ve büyük ihtimal evde yiyeceksin. Alkış mı istiyorsun? Teşekkürler efendim. Teşekkürler, teşekkürler. Alkışlarla yaşıyorum. Tebrikler. İkinci iş gününü sefer tasıyla taçlandırmışsın. Yani gerçi ben sana 3 gün biçmiştim ama herhalde sen bu gidişle 5'i zorlayacaksın. Sana aldım. Beğendin mi? Ne alaka? Yemek yemek için eve giden sensin. Boşuna uğraşma istedim. En azından bunun içine koyar götürürsün. 1, 2, 3. Tam tamına 3 kap. Birincisi bizim evde asla 3 çeşit yemek pişmez. İkincisi yemeğin bana gelmesine alışkın değilim, illa ben ona gideceğim. Üçüncüsü de 3 katlı sefer tasına ayrı ayrı yemek koyacak param olsaydı eğer zaten eve gitmezdim. Yani çok güzel düşünmüşsün ama sen bunu en iyisi al, sen bunu çeyizle koy. Tam baş belası ya. Bundan sonra kafanıza göre hareket etmeyeceksiniz. Ne yaptığınız, kimle görüştüğünüz benim zerre kadar umurumda değil. Ama söz konusu Melek'se, kendi özel hayatınıza kızımı alet etmeyeceksiniz. Hicran, bak kızım, niye işten çıktığını bilmiyorum ama yarından tezi yok, gidiyorsun, işe geri dönmek istediğini söylüyorsun, tamam mı? Bak asla ama asla böyle bir şey yapmayacağım. Unut bunu. Hem düne kadar onlar mı bizim karnımızı doyuruyordu? Ben yine çalışırım. Bugüne kadar size nasıl baktıysam öyle bakarım. Bakmışmış. Bir gün tok, 3 gün aç. Öyle mi? O günlere geri dönmek istemiyorum ben Hicran Hanım. Sen de bunu kafana sok, tamam mı? Yarın gidiyorsun, pişman oldum diyorsun. Yalvarıyorsun işe alsınlar diye. Yoksa senin saçını başını parçalarım, anladın mı? Paralarım vallahi saçını başını. Asla, asla o eve dönmeyeceğim. Asla öyle bir şey söylemeyeceğim.
Emre Bey arıyor. Aç aç. Kesin pişman olmuştur. Ha? Tabii pişman olacaklar. Senin gibisin nereden bulacaklar? Kendi kızın gibi baktın çocuklarına. Hadi aç. Aç aç. Kız, niye kapattın? Anahtarlar. Buyurun. Biz de senin arabayla takip edelim. Gel. Efendim bro. Bildiğin gibi ne olsun. Dün gece sabahlara kadar sizinle beraber dışarıda sürttük. Ceset gibiyim şimdi. Kafam beton gibi vallahi. Yok. Şu anlık yok. Ama bu iş inada bindi. O keçiyse ben de kurdum. Eşeği mi alırım ya? Kime diyorum? Cevap ver. Ne yapayım ya? Allah'ım ya. Gitme. Melek'cim ne olur affet beni. Sözümü tutamadım. Ne olur affet beni. Hoş geldiniz. Kızım nerede? Hicran da burada mı? Hicran içeride. Çağırayım mı? Hicran! Hicran! Gel Emre Bey geldi. Gel kızım. Hayırdır inşallah. Ne oldu kızınız? İyi mi? Lütfen. Lütfen. Ne oluyor ya? Kızım nerede? Ne demek kızım nerede? Konakta değil mi? Neredesin bir kızım ya? Susamışsındır. Al iç. Evet, ortalığı da topladığımıza göre gidebiliriz. Hadi. Bu kız kolay çıkmadı oğlum. Benim tanıdığım Berkay şimdiye kadar 3 kere bahse girmişti. Ne oldu sana böyle? Takılıp kaldı. Vallahi yalan yok. Tahmin ettiğimden daha zor çıktı. Ama beni bilirsin. Kafama koyduğumu yaparım. Sadece biraz daha zamana ihtiyacım var. Hayat bu Cengo. Etrafımızdaki yumuşakçılar yüzünden sert kayaya çarpmaya hasret kalmış. Bakıyorum da sen aylugatını da öğrenmişsin. Sen yine kafana çok takma diyeceğim ama arabanı koydun ortaya. Yani arabanı koymasaydın belki vasfın geçer falan derdim. Ya sence ben o beyinsize bu hayatta en çok değer verdiğim şeyi arabamı verir miyim? Kızın aşılması gereken duvarları var. Ama benim de birkaç tane acil durum planım var be Cengo. Lan Elif'in sevimsiz patronu değil mi bu? Ne iş var bu herifin burada ya? Yandık. Çabuk kaputu aç. Ne oluyor oğlum? Ne oldu? Çabuk kaputu aç.
Hayırdır? Beyefendinin aracın tamire ihtiyacı varmış da onun için geldim. İyi. Kolay gelsin. Yürü kız, yürü sen de. Gel şu tarafa, gel. Ne oluyor oğlum? Ne işler çeviriyorsun? Dur iki dakika, dur ya. Allah Allah. Bu kızın o şakalla ne işi olur ki? Hiç kızı gibi de durmuyor. Benim kızım nerede? Ya sen benim kızımı nereye götürdün? Ha? Söylesene. Ya biz sana ne yaptık? Ne istiyorsun sen bizden? Melek burada değil. Nereden biliyorsun Emre? Gelip baktın mı? Ya sen bu çocuk hırsızına nasıl güvenebiliyorsun? Yeliz, Melek burada değil dedim. Kendine gel. Şu ileride bir park var. Oraya gitmiş olabilir. Ben hemen çantamı alıyorum, gidelim. Ay iyi de oğlum, tanımayız etmeyiz. Burada değil dedi diye dönüp gidecek miyiz kapıdan? Hanım, hanım. Kızımın hattına susayım diyorum ama sizin susacağınız yok. Bana baksanıza. Hırsız mıyız biz? Niye iftira atıyorsunuz? Kerim Hanım, lütfen. Bakın, tatsızlık istemiyorum. Herkes susar mı? Lütfen. Önceliğimiz Melek. Anlaşıldı mı? Enerjimizi Melek'i bulmak için harcayacağız. Önceliğimiz Melek. Emre Bey'in hattına susuyorum. Ama şimdilik. Hayır, hayır, hayır. Arabaya gerek yok. Zaten şurası park. Yani size gelmediyse nereye gitmiş olabilir ki? Bildiği tek yer konak. Nereye biliyor da nereye gitsin? Bir arkadaşı mı var? Gidecek bir yeri mi var? Ne demek istiyorsunuz siz? Cevabını bildiğiniz soruları sormazsanız bir düşünün bakalım ne demek istiyorum. Ya benim kızım kaybolmuş. Siz hala neyin peşindesiniz? O sözleşmedeki kurallar... Sizin o kurallarınız da, dayattığınız o sözleşme de benim umurumda bile değil şu anda. Benim tek derdim Melek. Onu şu bir an önce bulabilmek. Ya benim yüzümden kaçtıysa? Başka ne olabilir ki? Ha? Siz inat edip gitmeseydiniz benim kızım evden kaçmayacaktı. Dua edin benim kızımın başına bir şey gelmesin. Dua edin. Her şey yolunda mı? Siz iyi misiniz hanımefendi? Tüm meleğim yokken nasıl iyi olabilirim ki? Kaybolan çocuk sizin kızınız mı? Doğru mu? Siz kimsiniz beyefendi? Ben meleğin babasıyım memur bey. Hanımefendi de. Yanlış anladınız yani. Ben meleğin bakıcısıyım. Bu belki yakınlardaki parka gelmiş olabilir diye buralara bakalım dedik. Tamam, bakalım parkta. Kızınızın adı neydi acaba? Melek Aksoy. Ay, kenar mahallede bile park yeri bulamıyoruz. Yemin ederim şehri tımarhaneye çevirdiler. Şuna bak, şuna. Ya Melek'in kaybolmasına sebep olmamış gibi. Şimdi bir de fellik fellik arama pozları veriyor. Kadına bak. Yeliz, sakin ol. Boş ver şimdi hicranı. Kontrolünü kaybediyorsun yine. Melek'i bulamazsak işte o zaman biteriz. Aklını başına topla hemen. Ay neyse, inelim hadi. Ay, ay. Koskoca Emre Aksoy'un kızının kaçtığı yeri görüyor musun? Bit mi ararsın, pire mi? Hayır, kızı sağlam bulsak hastalıktan kaybedeceğiz. Söylenmeyi bırak. Ne dedim ben sana? Azıcık frenle kendini. Ay, siz de biraz acele edin lütfen. Ya bakın, ben şu ikisini var ya yan yana görünce sinirlerim bozuluyor benim. Yürüyorum ya, koşacak değilim herhalde. Ben mi koşacağım? Siz koşacaksınız tabii. Ya torununuz kayboldu, torununuz.
Ayrılın, ayrılın. Ay. Gören de Melek için koşuyor sanacak. Ah Melek, ah. Mis gibi konaktan kaçıp bu mahalleye gelinir mi? Benimki de laf. Gelinir tabii. Armut dibine düşüyor işte. Anasına bak kızını, kenarına bak bezini. Ay, ay, ay. Adı Melek. Çocuk konuşamıyor. 9 yaşlarında, beyaz montlu, toplu saçlı, renkli tokaları var. Ay Emre. Emre bulamadınız mı kızımı? Ya nerede bir çocuk? Melek. Ay vallahi yok. Yok, yok zaten bu iş böyle olmaz. Böyle aranmaz ki. Bak ne yapalım biliyor musun? Emreciğim biz ikimiz ayrılalım. Aliye teyze, siz de Hicran'la birlikte ikiniz birlikte arayın. Tamam mı? Siz eve dönün Yeliz. Eve mi dönelim? Ben Melek'i bulmadan şuradan şuraya gitmem. Ya Melek benim kızım. Burada olması gereken asıl kişi benim. Bildirdim, arkadaşlar hemen ilgilenecekler. Ama siz haklısınız. Gruplara ayrılsak daha iyi olur. Çok teşekkür ederim memur bey. Bu arada benim bildiğim böyle çocuk aranmaz. Ne bileyim mahalleli bir ayağa kalkar. Herkes bir el verir falan böyle. Bu ne ya? Hicran Hanım, sizin hiç seveniniz yokmuş anladığımıza göre. Aman neyse. Emre, hayatım geç kalmayalım. Hadi bir an önce karakola gidelim. Şu kayıp bildiriminde bulunalım. Sorumlusu kimse cezasını versinler. Yeliz zaten memur bey bildirmiş işte. Ben niye gitmedim ki onlarla? Çağıran da olmadı ya. Ne yaptılar? Buldular mı kız acaba? Aliye'ye bak Aliye'ye. Görüyor musun? Benim mahallemde bana hırsız muamelesi yapıyor resmen. Ah, bir baş başa kalsaydık gösterirdim ben sana gününü ya. Neyse. Şu kız bir bulunsun. Ben sana hesabını sorarım onun. Nasıl? Nerede kayboldu? Hicran Hanım'ı takip ettiğini biliyoruz. Baba, baba hadi parka gidelim. Dur kızım. Ya kusura bakma. Bizim hanım arkadaşlarıyla tiyatroya gitti. Park işte bana kaldı. Elindeki çukuru alabilir miyim? Toka Meleğin tokası. Ay Emre'cim binlerce vardır aynı tokada. Hayır Yeliz, bundan bir tane var. Bu tokayı ben Melek için özel yaptırdım. Güzel kızım. Bak bu toka benim kızımın tokası. Biz saatlerdir kızımı arıyoruz. Bak. Hatta fotoğrafı da bu. Onu kaybettik. Eğer bu tokayı nerede bulduğunu söylersen belki onu bulabilirim. Teşekkür ederim. Memur bey, bu tarafta. Bölge karakolun haberi var ama bizimkiler de bir hastane ve karakollarla iletişime geçsinler. Tamam. Bir gelişme olursa haber verirsin Ferit. Sağ ol. Alo, gelip para aldım. Hastaneye intikal ettim. Trafik kazası. Araç çarpıp kaçmış. 28 yaşlarında bir kız çocuğu. Verdiğiniz eşkale uyuyor. Çocuğu ben gördüm daha önce. Önce biz emin olalım. Aileyi boşuna telaşlandırmayalım. Geliyorum.
Benim şubeye uğramam lazım. Aramada size eşlik etmek için iki memur arkadaş geliyor. Bir dakika, bir dakika. Melek'le ilgili bir durum mu var yoksa? Kötü bir şey mi oldu? O yüzden mi gidiyorsunuz? Memur bey. Bir şey söylemeyecek misiniz? Benim kızım iyi değil mi? Memur bey, siz bir şey mi saklıyorsunuz bizden? Ve bizim kızımız kayıp, lütfen bir şey söylemeyecek misiniz? Sizden rica edeceğim. Öncelikle sakin olun. Henüz belli değil ama Melek yaşlarında bir kız çocuğu trafik kazası nedeniyle hastaneye sevk edilmiş. Arkadaşlarına güldüğün gibi güler misin? Bir kez olsun bana da güler misin? Baba. (Gülüyor)